işçilere, köylülere, memurlara, genç arkadaşlara selam. Dostlarımız sevilsin, düşmanlarımız korksun. Bugün bu alanda biz varız. İşçiler, köylüler, tüm kolejyonlar, biz varız burada, biz! Hayır dediler. Siz yürüyemezsiniz dediler. Siz hakkınızı arayamazsınız dediler. Biz sizi yıllardır kandırdık. Yıllardır daha kandıracağız dediler. Avantajlarımız artırmaktadır. Hep bize gelecek dediler. Dediler. Neler demiş, neler yapmadılar ki? Nereden başlayalım? Daha dün Paris'te, Chicago'da yüzlerce, binlerce işçinin katilleri, burjuvanın, burjuvazının efendileri, dişinizle, tırnağınızla, kanımızla, kanımızla kazandıklarımızı gasp edilmek için neler yapmadılar, neler? 12 Mart dediler, sokak ortalarında zencecik silahları devirdiler. İşçilere göz dağı verdiler. Sizin önderlerinizi böyle kastediyoruz. Size de aynısını uygulayabiliriz dediler. Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Tutturamadılar. İşçilerin direnişini kıramadılar. Anayasayı değiştirdiler. Yeni kanunlar koydular. Bunlar da sökmedi. Korkun! Karşınızda uyanan koskoca bir işçi sınıfı vardı. Ama korkmakta da haklısınız. Korkuyorlar. Korkacaklar, korksunlar. Deniyoruz. Deneceğiz yakını. Elimizin nasır bahyoslarını başlarına vuracağız yakındır. Kahrolsun işçilerin, köylülerin can düşmanı olu gerçeklikte. Yaşasın tüm çalışanların örgütlü mücadelesi. Yaşasın canlı işçi sınıf kurgun mücadelesi. Kahrolsun faşizm! Bu tarihsel dönemin, bu yerel muhabbetlerin en önemli aktörlerinden Bayram Tat ya da anonim adıyla Bayram Ali Tatoğlu'dur. Fatma ve Ömer Tatoğlu'nun 5 oğlunun en büyüğü olan Bayram Ali, 4 Nisan 1951'de Rize'de doğar. Çocukluğu babasının işi dolayısıyla Borçka'da geçer. Babasının ölümü üzerine Ma aile Rize Reşadiye Mahallesi'ne yerleşirler. Kurtuluş İlkokulu. Rize Lisesi orta kısmını öğretmenler kurulu kararıyla bitirince karnesini sırtına yapıştırarak okul bahçesinde mizahi hareketlerle sevinç turları atar. Ticaret Lisesi'nde okurken aktif bir sporcudur. İyi bir yüzücü, iyi bir kürekçidir. Rize Spor, Çay Spor, Çaykur Spor, Rize Gücü, YSE, Dere Pazarı Spor, Kale Spor'da futbol oynar. Rize Spor minik takımı antrenörlüğü yapar. Yetiştirdiği futbolcuların çoğu profesyonel olur. Bir yandan futbol oynar, futbolcu yetiştirir, öte yandan zihni derin çay fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışır. Thank you.
12 Mart Cuntası'na yenilgilere rağmen devrimcilik yükselen bir değerdir. 1974 affından sonra zamanın çok hızlı aktığı, siyasetin Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden taşraya yayıldığı yıllardır. Can Yücel'in 1965'te TİP'e üye olurken yazdığı şiirdeki Ağaç Kuşa, Kuş Ağaca kayıtlı dizelerindeki gibi her genç hızla bir siyasete kaydolmaktadır. Bayram Ali de kuşağının bir özelliği olarak siyasete bölgede yaygın olan Kurtuluş Hareketi üzerinden daha az kitap, teori, daha çok hayat, pratik üzerinden kayıtlanır. Futbolcuların ve liseli gençliğin abisidir. En büyük marifeti, hilesiz sevgi olan Bayram Ali, dev lisi örgütler. Kurtuluş Hareketi'ne sempatizanlar kazandırır. İnsanlar kendi yeteneklerine bağlı olarak, kimisi teorik olarak, kimisi politik olarak, kimisi daha çok pratik olarak gelişti. Hatta karikatürize ederek söylersek, duvar yazan tiplemeler ortaya çıktı, alın ter ezberleyenler ortaya çıktı. İşte derneklerde seminer, sol içi münazaralarda diğerini mat eden tipler ortaya çıktı filan. Bayram Ali'nin bütün bu toplam içerisinde farklı olan yanı, belki de bütün bu özellikleri, yani o Marksist jargonda, literatürde söylediğimiz şekilde işte, kolektif ajitatör, kolektif propagandist, kolektif örgütleyici denilen bu cümle içerisindeki vasıfları bir yerel siyasal akıl ve pratik içerisinde birleştirmiş ve onu çok müjdeli ve kıymetli hale getirmiş, otantik bir figür haline getirmiş. Bu anlamda yerel bir efsane düzeyine çıkarmış bir karakterden söz etmiş oluyoruz biz. Doğu Karadeniz'den söz ediyoruz, Rize'den söz ediyoruz. Şimdi buradaki insanların doğadan gelen, tarihten gelen, otantik geleneklerden gelen işte mizahi özellikleri de var. Devrim orada biraz şaka gibidir de. İşçilerin greve götürülmesinden yolsuz elektrik yapımlarının takibine, kız kaçırılmasından hasımlık davalarına, kentte ne kadar sorunlu, davalık, problemli iş varsa hepsine bakan, hatta bununla sınırlı kalmayıp devrimci öğrencilerin kaldığı yurtlardaki bütün gıda ihtiyaçlarını karşılayan, devrimci Kızılay görevi gören, etkili, yetkili, gayri resmi ama meşru tek vali Bayram Ali. Gerek öğrenciler, gerekse de işçiler arasında propagandistliği, ajitatörlüğü ve özellikle de örgütlenme yeteneğiyle hızla devrimci önderlerden biri olur. Halkın içinde olması, onların dillerinden, hallerinden anlaması ve zihni derin çay fabrikasında çalışması nedeniyle hareket onu işçi örgütlenmesi ve sendikal çalışmalar içerisinde görevlendirir. O artık dönemin klasik bir militan tipi olmanın ötesinde, farklı özellikleri ve yetenekleriyle yerel bir kahraman imgesi ve gerçeğidir. Fabrikada işçidir, sahalarda futbolcudur, mahallede mahallelidir. Hayatın her alanında koşturan, işçiler arasında eğlenirken örgütleyen, örgütlerken eğlenen, nevi şahsına münhasır, sıra dışı bir devrimcidir. Rize bir işçi kentidir. Çelik halat fabrikası işçilerinin 35 arkadaşlarının işten atılmalarını protesto için greve gitmeleri devrimcilik algılarında yeni bir aşama olur. Kurtuluşçu gençler ilk kez bir işçi eylemiyle tanışırlar. Yani ilk defa bizim insanlarımız bir işçilerle beraber bütünleşmeye gidiyordu. Yani devrimci hareketin yeni yeni filizlenmeye başladığı Rize'de ve bizler ilk işçi grevini desteklemek amacıyla çekme halat atölyesine gittiğimiz vakit bizi karşılayan işçilerle bizim karşılaşma anındaki zorluğumuzu görmeye değerdi. Tarihin ve siyaset çağrısıyla grevcilerle dayanışmaya giderlerken nasıl bir kıyafet giyeceklerini, nasıl hareket edeceklerini, neleri nasıl konuşacaklarını, neler götüreceklerini düşünmezler bile. Kimi takım elbiseli, kravatlı ve tıraşlıdır. Kimi gündelik kıyafetlerle. İşçilerle karşılaşılınca merhabanın dışında tek kelime edilmez.
Herkes şaşkınlık içindedir. Ele avuca sığmayan işçi, proletarya, proletarya devrimi sözcüklerini tartışmalarla sık kullanan gençler pratikte şaşıp kalmıştır. Bayram Ali önce sessizliği, sonra da herkesin ezberini bozar. O konuşur, grevciler dinler. O konuşur, siyaseten arkadaşları dinler. O, yöreye özgü şivesiyle ajitasyon çektikçe işçilerle siyasiler kaynaşır. Siyasilerin o gün işçilerle ilk dayanışma eyleminin haklı gururuyla derneğe gelmeleri hiç unutulmaz. Devrimcilerle faşistlerin özgün mücadele alanlarından olan Rize Eğitim Enstitüsü, Rize'nin kısa devrim tarihini ve onun başat figürlerinden Bayram Ali'nin tarihini okumak açısından önemlidir. Taşıma faşistlerle okullarda gerici değirmenlerin döndürülmeye çalışıldığı yıllardır. Faşistler merkezi bir kararla örgütlendirilerek, Türkiye'nin çeşitli illerinden otobüslere doldurularak Rize'ye taşınarak eğitim enstitüsüne yerleştirilir. Amaç Trabzon, Rize, Erzurum hattından devrimcilerin etkisini kırmaktır. Birlikte şeyi bastık, eğitim enstitüsünü bastık. Çünkü bize haber gelmişti ki, işte eğitim enstitüsüne faşistler saldırmışlar, herkesi öldürüyorlar falan diye. Biz 4-5 kişi falandık yani. Düşün ki 5 tane adam ya da 10 tane adam, 500 tane adama karşı savaşıyoruz yani. Böyle bir şey düşün, meydan muharebesi düşün. Garip bir cesaretti bizdeki. 2 gün süren büyük bir direnişten sonra taşıma faşistler kovulur. İşte bu andan sonra Bayram Ali farkı ortaya çıkar. Devrimciler 2 günlük antifaşist savaştan sonra yorgun argın, aç susuz, kurtarılmış yurtlarda dinlenmektedir. Bayram Ali ise hala ayaktadır. Yapılacak daha çok iş vardır. Durmak, hareketsiz kalmak devrime, direnişe zarardır. Yanına bir arkadaşını alarak şehir merkezine gider. Halk ve devrim için kamulaştırdığı bir kamyoneti halk pazarına götürürler. Devrimci Kızılay, Bayram Ali'yi gören esnaf, onun demokratik halk devriminden sonra ödenmek üzere diyerek teorize ettiği cümlenin gereğince gönüllerinden kopan yiyecekleri kamulaştırılan kamyonetin kasasına doldururlar. Mücadelenin öncüsü, sıradan bir artçı olarak kan ter içinde çıktığı kavgadan devrimcilere gerekli yiyeceklerle birlikte bir türkü, marş, eğitim enstitüsünün yolunu tutar. Şehir esnafından toplanan yiyecekler öğrencilere dağıtılır. 2 gün savaşının galibi devrimci gençler uykuya çekilir. Daha yapacağı şeyler vardır. Öyle ya, aç yatmayan uşaklar açıkta yatmamalıdırlar. O gece okul müdürüyle birlikte sabaha kadar dolaşarak üşümesinler diye üzeri açılanların üzerlerini örter. Sözcükleri hızla kuşanan, halkı hızla örgütleyen bir hız simgesi olan Bayram Ali, Rize Eğitim Enstitüsü'nde hızlandırılmış eğitimle okur ve mezun olur. Antep'e atanırsa da öğretmenliğe engellenir. Zihni Derin Çay Fabrikası'nda işçi olarak çalışmaya başlar. 1900'lü yılların başlarında orman valisi olarak tarihe geçen hemşerisi sosyal eşkıya Sandıkçı Şükrü'den yıllar sonra zenginden alıp fakire dağıtan bir siyasi eşkıya. Yardıma koşmak değil, yardımın, iyiliğin kendisi olan bir siyasi otantik karakterden söz ediyoruz. Mahallede inşa edilen neredeyse tüm evlerin malzemesinin taşınmasında, tuğlasının dizilmesinde, betonun karılmasında insani siyasi emeği vardır. Onu Rize Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin yiyecek ihtiyacını karşılamak için pazar yerindeki dükkanlara yapılan gece ziyaretinde görmek, "Hep aynı dükkandan kamulaştırmayın, aynı kişiye yüklenmeyin uşaklar." diye militanlara tembihleyen adil sesini duymak mümkündür. Çay, fındık veresiye olur da devrim veresiye olmaz mı? Devrim veresiye aldığı kasa kasa, çuval çuval yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine taşıyıp dağıtmaktadır işi düşü. Sürekli iyilik yapan ama görünmeyen masal kahramanları gibidir.
Şöyle de söylenebilir, kavgayı orta yerde, iyiliği gizli yapan biri, arkadaş. Yörenin hızlı akan dereleri gibi dardır ama darlanınca bile öfkesini diyalektik ve lirik kılmasını bilir. Tarih bize onu özetlemek cezası verse, kentin bayramını birkaç cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Bayram Ali'nin, benim birkaç kez görüştük Bayram Ali'yle, çok uzun tanıdığımı söyleyemem ama bazen öyle karakterler vardı ki kısa zamanda tanırsınız, onu sanki ömür boyu tanırmış gibi olursunuz filan. Öyle bir etki bırakır üzerinizde. Şimdi Bayram Ali karakteri aslında her grupta, her gelenekte Bayram Ali türü karakterler vardı Türkiye'de. İksiyen, Dev Yolda, Kurtuluş, Salkın, Kurtuluş, yani kitle çalışmaları içerisinde her tarafta vardı. Bu karakterin özelliklerinden bir tanesi şudur. Diyelim ki Bayram Ali'yi alın, kendi havuzundan alın, kendi denizinden alın balığı. Bayram Ali'yi nereye götürün? Galata Köprüsü'ne bırakın. Hani eski Galata Köprüsü'ne bırakalım. Hadi şimdiki biraz şey, pop. Galata Köprüsü'ne bırak. 6 ay sonra gidin oraya. Bayram Ali orada ki ahaliyi, balıklar dahil, martılar dahil, oradaki insanları, yoksulları örgütlemiş halde bulursun. Ya orada size bir örgütlük, bir derneklik, işte bir mitingde 500 kişilik, 300 kişilik hemen insan örgütlemiştir. Biz denize her zaman giderdik ya, her gün giderdik denize. O da öyle. Dolaşırken dolaşırken geldi yanımıza. Bu kimdi Bayram Ali? Ben tanımazdım onu önceden tabii. Öyle bir samimi bir havası var idi, öyle bir candan. Canımı teslim etti ona, öyle dürüst bir insan. Ne söyleyeyim? Ne söylesem onun için azdır. Yüzünün güzelliği, yakışıklı çocuktu. Çok yakışıklıydı yani. Hiç erik olsan kızlara bakmazdı ki. Herkes, siz bacımsınız. Bacım diye hitap ederdi hep kızlara. Herkes bacısı onu. O da doğruluk, nasıl hareket ederdi doğru dürüst. Oo, çok zaman yas tuttuk ona da hep. Bayram Ali'ye hepimiz yas tuttuk ve memleket kaç seneler o devam etti bize. Halen daha ona, o karşı gelenleri düşman biliyorum ben. Ağlanmayacak gibi miydi? Oturduğumuz yere hep Bayram Ali konuşulacaktı. O zaman da günlerimiz vardı, kabul günlerimiz. Hep birbirine gidiyorduk. Ayın 29 günü hep kapı kapı geziyorduk. Bir gün otururduk evde. Hep Bayram Ali, hep ağzımızda Bayram Ali. Anasını, kuzisi, onun acısı bitmez ki. Ama ölmüş, gelmiyor bana. Sanki gözümün önünde duruyor. İyi insanlar ölmezler. Onların arkada eserleri vardır, iyilikleri vardır. Hep anılırlar yani. Köşeler, Bayram Ali'ler ölmez. Hep kırmızı şeylerden yazılmışlar, büyük büyük yazılar. Uşaklar dedi, toplantı için çok güzel bir yer buldum. Hiç dedi, darlanmayın. Neresi? Cami Derneği. Dedi Bayram Ali, olur mu olmaz mı? Olur olur dedi. Allah'ın evidir dedi. En güvenli yer orasıdır dedi. İşte akşam Bayram Ali'nin deyimiyle Allah'ın evine gittik. Reşadiye Mahallesi Cami Derneği'nin işte üst kısmında böyle bir lokal gibi bir yer var. Oraya çıktık. Hemen caminin bitişinde bir dernek, Cami Derneği. Gizli gizli içeri girdik. Kapıyı da kapattık, ışıkları da kapattık. Böyle ufak bir böyle mum yaktık. Toplantı yapıyoruz. Yarım saat geçti geçmedi. Alttan bir ses. Polis telsizleri, kapı çalınıyor gümbür gümbür. Bayram Ali dedi ki sus, karışmayın dedi. Bayram Ali aşağı indi. Kapıyı açtı. Ne oldu? Ne var? İşte polis. Ulan dedi, görmüyor musunuz dedi. Burası Allah'ın evidir dedi. Allah'ın evine polis girer mi? Bir bağırdı polislere. Polisler de evet Bayram Ali, burası Allah'ın evidir. Haberimiz var ama bize de haber geldi. Allah'ın evini komünistler basmış diye onun için geldik dedi ve hepimizi götürdüler. Biz içeride Rize Kapalı Cezaevinde o zaman yatıyorduk, hücre bölümündeydik. Bir haber geldi, Bayram Ali tutuklandı. Biz de beş gözle artık Bayram Ali'yi bekliyoruz. Kendi yemek yiyorduk, çok kısıtlıydı biraz ama Bayram Ali geldiği zaman bir bolluk geldi cezaevinde.
artık kasalarla, torbalarla, çuvallarla başladı erzaklar gelmeye. 29 günün üzerinde bir tali olma durumu vardı. O gün mahkemesi vardı. Ne diyeyim yani, biz sevindik arkadaşımız çıktı diye ama biz içimizden şey yapıyor, üzülüyorduk. Çünkü Bayramali olduğu zaman bir bolluk vardı, şeylik vardı orada yani. Cezaevinde bir neşe vardı. O gitti, biz de garipleştik ondan sonra yani, onu saldık. Gerçi arkadaşımız kurtardı, çıktı dışarı ama bizde bir hüzün oldu orada, şey olduk yani, bir yalnız hissettik kendimizi. Böyle bir ışıktı yani, geldi geçti. Bayramali'nin her maçını seyretmeye geliyordu. İlk fırsatta dersten çıkıyordu, Bayramali'nin yanına geliyordu. Her fırsatta Bayramali ile oturup Bayramali ile kalkıyordu. Biz biraz kuşkulanır gibi olduk ama niyetine bir tarafta değerli bir öğretmenimiz var. Diğer tarafta da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bayramali ona, ben bu yolda, bizim bir muzeylemiz var. Bu yol bir uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Beni vururlar, ben ölürüm. Sen yalnız kalırsın, sana yazık olur. Dediyse de hoca bir kere Bayramali'ye aşık olmuş, sırılsıklama aşık olmuş. Bayramali buna mütemadiyen bunu dediği halde hoca buna inanmamış. Hoca adeta bizim de işimize gelmiyor, Bayramali içimizden koparıp alacak. Yani biz de biraz sanki öksüz kalacağız, yalnız kalacağız gibi bir hava var içimizde. Tabii öğrendik Bayramali'nin de biraz gönlü var ama dava ağır basıyor. Bu dava meşakkatli bir yol, dava. Hoca bunun olmayacağına farkına varınca Rize'den tayinini istedi. Ya Bayram dedi, ben bu Rize'de kalbimi bıraktım, gönlümü bıraktım ama gidiyorum. Hoca öyle gitti ama iki gözü iki çeşme otobüse koyduk. Ağlayarak gitti. Ben bu Rize'den gidiyorum ama kalbimi bırakarak gidiyorum, sevdiğimi bırakarak gidiyorum dedi. Bizim de tabii, biz de nihayette insanız, duygusal yönlerimiz var. Boğazımıza tıkandı, böyle düğümlendi. Herkesin örgüt için bir şeyler yaptığı yıllar, bana da hamsi satmak düşmüş. Bağıra bağıra hamsi satacağım Rize'nin sokaklarında. Halden gittim, hamsiyeli arabasına yükledim. Şehrin meydanına doğru yavaş yavaş geliyorum. Ama bu nasıl bir hamsi kokusudur? Leş gibi hamsi kokuyorum. Kediler bile peşimden gelmiyor. Bağıra bağıra hamsi satacağım ama nasıl bağırayım? Okullar dağılmış, liseli kızlar sokakta. Bağırırsam duyacaklar, beni görecekler. Ben sessiz sessiz hamsi, hamsi, hamsi diyorum ama dediğimi kendim bile duymuyorum. Millet nereden duyacak? Meğer Bayramali beni izliyormuş. Birden karşıma çıktı. Ula Karauçak, ne ediyorsun? Ne edeyim Bayramali abi dedim. Hamsi satayım. Ulan dedi, hamsi öyle mi satılır? Hamsi satmanın da bir adabı vardı. Çek kenara gel. Çekildim kenara. 24 Ocak kararları alınmış. Dolar 46 liradan 70 liraya yükseltilmiş. Ülke toz duman. Bayramali başlıyor. Bir Amerikan doları 70 lira, 3 kilo hamsi 100 lira, bifte, bonfile ayır, yaşasın devrimci hamsi. Millet nasıl bakıyor, nasıl bakıyor? Bayramali için içimden gelen bir türkü söyleyeyim şimdi. Eski bunu söylerken herkes bir gözyaşı dökerdi.
Mitinglerde, korsan eylemlerde, okullarda, sokaklarda, cezaevinde, fabrikada Karadenizlilere özgü espri yeteneği ve olağanüstü kıvrak zekasıyla en zor zamanlarda bile insanlara moral verir ve bu özellikleriyle toplumun her kesimi tarafından sevilirdi. Devrim onun için bir şakaydı aynı zamanda. Güler yüzdü, kötülük karşısında iyilikti Devrim. Sokağa çıktığı zaman esnafın ona çay ısmarlamak için yarışmaları, uğramadığında darılmaları, kitle çizginin ötesinde Bayram Ali'ye özgü bir çizgidir. İtalyan komünisti Anatolia Gramsci'nin hegemonya kavramının Rize kolu başkanıydı sanki. Kendine özgü ikna yeteneğiyle rıza onay mekanizmasını işletir, bin dereden bir devrim getirerek karşısındakini ipsiz bağlardı. Bayram Ali, kısa yaşamında, mitinglerde, toplantılarda kerelerce ölüm nereden gelirse gelsin diye başlayan, ölüm hoş geldi, safa geldi diye biten and içirmişti. Ölümün ne kadar yakınında olduğunu bilirdi. Ama su uyur, faşist uyumaz, puşluk dağları da devirir. Bu kez de öyle olur. Bir kez daha böyle olur. Antifaşist mücadelede devrimci bir dağ olan Bayram Ali pusuya düşürülür. 30 Temmuz 1980 Çarşamba günü gece 24.08 vardiyasından çıkan Bayram Ali, il komitesi toplantısına gidiyordu. Dudağında türküleriyle, marşlarıyla. Bir silah sesi duydum, ben fırladım yataktan. Bir daha duydum, anladım, hissettim bir şey, mahallede bir şey var diye. Pijamayla beraber koştum. Yerde yatarken gördüm, okulun bahçesinde. Baktım Bayram Ali'ye birkaç kişi hastaneye getiriyordu. Böyle bir bana bir baktı, gözünü açtık böyle. Dedim buna bir şey olmaz. Gülten hemşire de başına aşağı duruyor. Hadi doktor geldi gelecek. Doktor da gezikti diye Gülten hemşire dedim ki ya doktor nerede kaldı artık? Müdahalesini yapsın. Erol abi öldü ya dedi. Diyeyim de ben derdim artık. Üzerinde her zaman giydiği gibi bir lakos, altta siyah fitilli kadife, mermi buradan girmiş, ince bir delik. Buradan çıkışı yok. Tam çıkmış olsaydı Bayram Ali kurtuldu ama olmadı. Bayram Ali bir mermiyle gidecek insan değildi ama gitti. Devlet hastanesinin altında morgda taşla gördüğüm zaman aynı bu şekilde işte siyah bir şeydi, vaziyetteydi. Son hali buydu zaten. Son hali buydu. Öyle uzanmış yatıyordu tabii. Okşadım, sevdim. Biz sırayla morga, Bayram Ali morgun içerisinde soğukta, mesela ben giriyorum yanına, yatıyorum bir 10 dakika 15 dakika, çıkıyorum morgdan, bir başka arkadaş giriyor, o yatıyor morgda, o çıkıyor 10 dakika sonra bir başkası, yani sabaha kadar bu şekilde morgda onun yanında cenaze gibi yatıldı yani. Bayram Ali vurdu, Bayram Ali vuruldu diye bağırıyor herkes. Tabii ben üstüme giyiniyorum, oradan aşağı koşuyorum şeyden aşağı, okulun oradan sahile doğru. Biz o taksiye biniyoruz Memiş'le beraber. Bunun peşine. Bu da orada bir arabaya biniyor. Geliyor işte buraya. Buradan kendini böyle yukarı atıyor. Çıkıyor yukarı. Orada saklanıyor. Buradaki birkaç tane bayan. Biz tabii arıyoruz ya. Tabii peşimizde de trafik geliyor. Şeyde de emniyet geliyor olduğu gibi. Vuruldu ya, olay oldu. Dedi bize ki orada saklanıyor. Gidiyoruz, elimizden alınıyor. Getiriyoruz yani. Şeye. İşte iki polis grup birbirine giriyor o zaman. Biz de o zaman komiser Karadağ'a derdik. İsmini unuttum. Karadağ'a teslim ediyoruz. Gelin bütün fabrikalarda genel grev ilan edelim dedi. 33 fabrika vardı, iyi hatırlıyorum. Arkadaşlar şaşırmıştı. Çünkü
Kurtuluş Siyasi Hareketi, diğer siyasi hareketlerin daha önce, daha farklı bir şekilde işçi sınıfının içerisine karışarak örgütleme yapan bir hareketti. Ve bunu da bizim Bayram Yoldaş'ın sayesinde çok rahatlıkla söyleyebilirim, çok yol kat etmiştik. Bu, oradaki arkadaşların da hoşuna gitmişti. Doğru demişti. Bütün fabrikaları boşaltabildiğimiz oranda boşaltalım. Daha fabrikalara haber yayılmadan fabrikalar boşalmaya başlamıştı. Tarihler de bizim açımızdan önemli bir tarih. Yıl 1980. Zaten her tarafta devrimci harekete karşı epey bir saldırılar var. Faşist hareketin yapamadığını devletin resmi tambüşleriyle beraber yapma hesapları var. Benim o bölgeye zaten hareket edişi o tarafa yerleşme döneminde tam bunlara denk geliyor. Rize'ye bir Emniyet Müdürü atanmış, oğlu tam MHP'lerin başında. Böyle bir şey var, tezgah var Rize'de. Hedef şey yani, Doğu bölgemizi bizim, Trabzon'u epeyce bir zaten zayıflatmışlar. Rize'yi de hallederlerse tamam, o bölge onlar açısından rahat bir yer olacak. Biz de aynı tehlikeyi sevdik ama belki yani şey kaldık yani, geç kaldık. Bayram Ali'yi katledenler kendi amaçları açısından son derece isabetli ve doğru bir isim seçmişlerdi. Çünkü Derimci Hareketi'nin Rize'de kitlelerle bağının sigortası idi Bayram Ali. O sigortayı kestiler. Bizim Derimci Hareketi'nin kitle desteğinin garantisi ve devamı ismiydi. Bu isimlerin başındaydı Bayram Ali. Onun için Bayram Ali'yi seçtiler. Onun için Bayram Ali'yi katlettiler. Ayrıca katledilmesi ve yokluğu Derimci Hareket üzerinde moral bozukluğu, yılgınlık yaratacak, yıkıcı etki yaratacak yegane isim, tek isim Bayram Ali'ydi. Onun için onu seçtiler. Onun için Bayram Ali'yi katlettiler. Binlerce insan bu törene katıldı. Çocuk, 7 yaşındaki çocuğundan tut 70 yaşına kadar insanlar. Demek ki Bayram abinin öyle bir kişiliği vardı ki bu insanlar oraya topladı. Terakki'den beri, tesisatı Marsya'dan beri devletin bir geleneği vardır. Yani onlar o tecrübeyi birbirlerine naklediyorlar. Yani böyle bir deney tecrübemiz yok. Kimi nasıl entegre edeceksin, hedef seçeceksin? Adamlar bu işin
iyi biliyorlar. Ve halen daha da bunu unutmadık biz yani. Düşün ki 30 sene geçti. Bir 30 sene değil 300 sene de geçse biz çocuklarımıza anlatıyoruz onu. Bizim çocuklarımız onu bizim bildiğimiz kadarıyla bilmeye çalışıyorlar. Ün, türlü koşullar içinde koşuyu kazanan bir attır. Efsane, koşuyu kaybetse de, kaybettikten sonra da koşuyu sürdüren bir at. Zapata'nın atı gibi. Vurulduktan sonra da bir süre uçan bir kuş. Halk onu alır, can kafesinin içine sokar. Orada besleyip durur can yongasıyla. Budur efsane. Ünümüz bizden çıkar ama başkalarının elindedir. Efsanemiz ise başkalarının yazgısında. Hikayenin burasındaysa şairden el alarak tarihe şöyle bir not düşebiliriz. Kentin bayramı devlet dersinde öldürüldükten sonra da tersine yarışan devrimcidir. Vurulduktan, öldürüldükten sonra da bir süre daha uçan kuş. Yerel bir efsane olarak tüm unutmalara ve taammüden unutturmalara rağmen halkın anonim bilincinde, hatıranın ötesinde siyasal bir örnek figür olarak yaşayan ve yaşatılan bir devrimci. İlk tahlilde ve son tahlilde kentin bayramı. İlk tahlilde ve sol tahlilde devrimin bayramı. Kafamda götürüyorum. Hoşça kalın.